Arkadaşlar merhaba. Sheet Metal alıştırmalarımız 6.'sı ile devam ediyoruz. Yeni bir part açıp yeni bir sketch oluşturuyorum. Daha sonra çizmek istediğim şekli çiziyorum. Alt yüzeye 450 mm, sol yüzeye yine 450 mm verdikten sonra 135 derece açı vererek sketch'imi onaylıyorum. Daha sonrasında Shape modülümün altında bulunan Extrude komutum ile parçama 50 milimlik bir kalınlık veriyorum. Tekrardan Sheet Metal'in altında bulunan Sheet Metal by Thickened komutum ile kaldırmak istediğim yüzeyleri seçip parçamı saç metale dönüştürüyorum. Sonrasında flash atmak için flash komutuma girip flash atmak istediğim H'i seçip Create Sketch butonumu aktif ediyorum. Flash'ıma sağ tıkladıktan sonra Edit Sketch komutunun içerisine giriyorum. Otomatik olarak sketch'imi düzenleyeceğim sketch'i açıyor bana. Sonrasında ise yapmak istediğim, oluşturmak istediğim flash'ın çizimini yapıyorum. Fazlalık kalan kısımları terimleyip sketch'imi onaylıyorum. Sonrasında ise gördüğünüz gibi otomatik olarak benim oluşturduğum şekilde bir flanş atmış oluyor. Yan yüzeye tekrardan bir sketch açıp standart profillerimin altında bulunan Abrand komutumu seçerek yüzeyime yapıştırıyorum. Gerekli olan ölçü değerlerini girip tekrardan sketch'imi onaylıyorum. Sketch'imi onayladıktan sonra trimlemek için Shape modülümün altında bulunan Trim by Profil seçeneğimi aktif hale getiriyorum. Sonrasında ise kesme yapacağı yönü seçmek için Direction'ımı ayarlıyorum. Kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra sketch'imi kapatıyorum. Daha sonrasında ise üst yüzeye yeni bir sketch açıp yeni bir çizim oluşturuyorum. Köşelerime 2,5 radius verdikten sonra gerekli olan ölçü değerlerimi giriyorum. Ölçülerimi girdikten sonra sketch'imi onaylayıp Sheet Metal modülümün altında bulunan Bend Along Line komutuma giriyorum. Öncelik olarak bana yüzeyi soruyor. Yüzeyimi seçiyorum. Daha sonrasında ise Bend Line'ı soruyor. Line'ımı seçtikten sonra sabit olan bir H seçmemi istiyor. H'imi seçtikten sonra kaldırmak istediğim yüzeyi bana soruyor. Trimlemek istediğim profili seçtikten sonra otomatik olarak kaldırma işlemini gerçekleştirecektir. Ben istersem açı değerleriyle de oynayabilirim. 90 dereceyi ayarladıktan sonra onaylıyorum. Daha sonra çoğaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Repetition komutuna girdikten sonra operasyonu seçip
Y ekseninde 3 adet çoğaltmasını istiyorum. Sonrasında tekrardan üst yüzeye yeni bir sketch açıp 2D çizimimi hazırlıyorum. Daha sonrasında sketch'imi onaylayıp sheet metal modülümün altında bulunan bend and outline komutuma tekrardan geliyorum. Öncelik olarak yüzeyimi seçiyorum, sonrasında line'ımı seçip daha sonrasında ise edge'imi seçiyorum. Aşağıda bulunan trimming profil seçeneğimde kaldırmak istediğim profili seçiyorum. Daha sonra ise kaldırdığım profile yükseklik vermek için Dimplink komutunun içerisinde bulunan Dimplink'i aktif ediyorum ve içerisinde bulunan Height yani yükseklik komutuma girmek istediğim yüksekliğe giriyorum. Onayladıktan sonra gördüğünüz gibi yüzey kaldırma işlemim gerçekleşmiştir.